Ermenistan'a gidiyoruz. Ermenistan'da Paşinyan hükümetine karşı gösteriler devam ediyor. Gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 168'e yükseldi. Aşırılık yanlısı Ermeniler Paşinyan'ın politikalarını yetersiz buluyor. İrvan'da hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 168'e yükseldi. Demir yumruğu hesabına bunu etmeye mecbur oldum. Azerbaycan'ın Karabağ'daki anti terör operasyonunun ardından Ermenistan'da Paşinyan hükümetine karşı gösteriler devam ediyor. Anti operasyonunun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan yönetimi için Ermenistan dün bugün beklenmedik şekilde siyasi yeterlilik sergiledi. Biz bunu takdir ediyoruz ve önemli etken olarak görüyoruz demişti. Paşinyan hükümetinin Azerbaycan'ın Karabağ'daki operasyonunda aldığı tutum aşırılık yanlısı Ermenilerin tepkilerine neden oldu. Aşırılık yanlısı Ermeniler Azerbaycan'ın başarısından Paşinyan'ı sorumlu tutuyor. Ermenistan'da Paşinyan hükümetine darbe yapma hazırlığındaki 8 kişi gözaltına alınmıştı. 7'si Haçlılar Askeri, Yurtsever Toplum Kuruluşu üyesi 8 kişi ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıkları tespit edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretiyle devam edelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte Ğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattının temelini attı. İki lider basın toplantısında Nahçıvan merkezli enerji işbirliğine dikkat çekti, ortak koridora dair önemli mesajlar verdi. Son dönemde Amerika ile yakınlaşan Ermenistan'a barış çağrısı yaptı. 2008 yılındaki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim. Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni gruplara yönelik terör operasyonu sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Nahçıvan'a kritik bir ziyaret yaptı. Erdoğan, Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Karabağ'daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Aliyev'in katılımıyla iki ülke arasında üç anlaşmaya imza atıldı. Ayrıca kars nahçıvan Demiryolu projesine ilişkin protokol imzalandı. <laughs> Erdoğan Aliyev daha sonra Iğdır, Nahçıvan, Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iğdır, Nahçıvan, Doğalgaz Boru Hattı'nın bölgesel önemine dikkat çekti. Hazar geçişli uluslararası Doğu-Batı orta koridorun önemi, koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Erdoğan Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden birleştirecek Zengezur Koridoru'nun demir yolu ayağı olan Kars Nahçıvan Demir Yolu Projesi'nin Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını söyledi. Kars Nahçıvan Demir Yolu Projesi'nin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili alan anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde ABD ile yakınlaşan Ermenistan'a da kritik bir çağrı yaptı. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Kars-Nahçıvan demir projesinin orta koridor için önemine vurgu yaptı. Kars-Nahçıvan demir inşasına dair niyet protokolünün imzalanması da tarihi hadisedir. Eminim hem ki bu projede uğurla hayata geçirilecek ve belirliyle orta karidorunun bir golu kimi hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye hem diğer ülkelere hizmet gösterecektir. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.